Birliğimizin, beraberliğimizin, kardeşliğimizin teminatı, aydınlık yarınlarımızın mimarı, AK Parti Genel Başkan Vekilimiz, Başbakanımız Sayın Binali Yıldırım salonumuzu teşrif etmişlerdir. Kendilerine hoş geldiniz, şeref verdiniz diyoruz. Kurulduğu günden bugüne kaderi ülkemizin ve aziz milletimizin kaderiyle bir olan, şiarında insan olan, insanı yaşat ki devlet yaşasın şiarıyla kutlu yürüyüşüne devam eden AK Parti'mizin saygıdeğer Genel Başkan Vekili Sayın Başbakanımız, çok kıymetli AK Parti ailemiz, belediye başkanları istişare ve değerlendirme toplantısı münasebetiyle bir araya gelmiş bulunmaktayız. Teşrif eden başta Sayın Başbakanımız olmak üzere tüm konuklarımızı saygıyla selamlıyor. Hoş geldiniz, şeref verdiniz diyoruz. Sayın Başbakanımız, değerli konuklar, açılış konuşmalarını yapmak üzere AK Parti Genel Başkan Yardımcımız Sayın Erol Kaya'yı kürsüye davet ediyorum. Buyurun efendim. Sayın
Sayın Başbakanım, çok değerli konuklar. Belediye başkanlarımızın istişare ve değerlendirme toplantısının ikinci oturumunun hayırlı olmasını temenni ediyor ve Sayın Başbakanımıza ve yeni katılımcılara herkese hoş geldiniz diyor, saygılar sunuyorum. Sayın Başbakanım, sabah Sayın Cumhurbaşkanımızın teşrifleriyle, Genel Başkanımız Cumhurbaşkanımızın teşrifleriyle kısa bir değerlendirme Sayın Cumhurbaşkanımız hem açık oturumda hem de kapalı oturumda bir değerlendirme yaptılar. Bugünkü toplantımızın amacı belediyelerimizin çalışmalarının değerlendirilmesi, bilgi ve deneyim paylaşımı ve belediyelerimizin beklentileri, özellikle belediye başkanlarımızın 2019'a doğru giderken şehre, vatandaşla olan münasebetlerinin müzakere edilmesi, hassasiyetlerimizin bir kez daha hatırlatılması, kamuoyu algımızın gözden geçirilmesiydi. Yine aynı şekilde sabahki oturumda AK Partili 800 belediye başkanımızın proje yarışmasına katılan arkadaşlarımızdan ödüle layık olanların ödülleri verildi. Bugün bu toplantıda, ikinci oturumda da Sayın Başbakanım, partimizin mensubu 884 belediye başkanımız şu anda bu salondalar. Ben izin vermedim ama bilmiyorum, salonda da hepsi burada gibi gözüküyor. Efendim, inşallah bir aksilik yoktur. 37 il genel meclisi başkanımız ve 81 il yerel yönetimlerden sorumlu başkan yardımcılarımız var bu salondalar. Ve biz, Sayın Başbakanım, sabah ifade ettim ama bir kez daha söylemek istiyorum. AK Parti hükümetlerinin bugüne kadar bu ülkede özellikle yerel yönetimlerle ilgili 2004'ten beri yaptığı kanun düzenlemeleri önemini biliyoruz. Gerek Büyükşehir Belediye Kanunu, gerekse Belediye Kanunu, İl İzole İdareleri Kanunu, Mahalli Birlikler Kanunu gibi bir sürü hukuki düzenlemeler yaptı. Kentsel dönüşümle ilgili belediyelerimize inanılmaz yetki ve imkanlar sunuldu. Dolayısıyla bu yapılanlarla ilgili müteşekkiriz. Mali konularla ilgili de belediyelerimizin toplam gelirlerinin neredeyse %50'ye yakını da merkezi yönetimden aktarılan paylardır. Bunlar batıya doğru geldikçe merkez payları %30'lara kadar iniyor. Doğuya doğru gittikçe de öz gelirler %30'lar seviyesinde seyrediyor. Dolayısıyla belediyelerimiz imkanları nispetine kaynak üreten, bu kaynakların da şehir halkına sunan kurumlarımız. Biz hükümetimizin özellikle 2002'den bugüne kadar mahalli idarelerin tamamına yaptıkları gayri safi milli hasılaya baktığımızda %1.32'den 2.01'e kadar gelen bu 15 yıllık kaynak aktarımını önemsediğimizin ifade etmek istiyorum. Ben tekrar zatenlerinize teşekkür ederken 2019'da sabahleyin Sayın Cumhurbaşkanımız efendi huzurunda söz vermiştik. İnanıyorum ki 2019 seçimlerinde %50+1'e ihtiyacımız var. Cumhurbaşkanlığı için de, hükümet için de. Ben tabii arkadaşlarımızdan alkışları sizin vereceğinize bekliyorum yani. Sizin adınıza Sayın Başkanlarımız, biz de söz vermek istiyoruz. Belediyelerimizin şu anda %60'ı AK Partili. Sayısal olarak. Meclis üyelerinin %50'den fazlası AK Parti. Değerli arkadaşlar, biz istersek bu işi yapabiliriz. Nüfusun %61'inden fazlasına, kent nüfusun %61'inden fazlasına AK Parti belediyelerimiz hizmet yapabiliyor. İki hatırayla bitirmek istiyorum. 7 Haziran seçimlerinde lazım olanın altını çizmek adına, 7 Haziran seçimlerinde Maltepe'de bir esnaf ziyaretindeydim. Esnafa girdik. Genç bir arkadaşımız, elini sıktık, oy istiyoruz. Şöyle, tabii işte milletvekili Erolka'ya işte oyunuza talibiz falan. Tabii vereceğim falan deyince baktım arıza var. Direkt vakit de yok çünkü son gün, cumartesi günü, artık ertesi gün seçim var. Dışarısı çok kalabalık, arkadaşlar hızlı gitmemizi istiyorlar. Sayın Başkanım, döndüm kendisine dedim ki niçin oy vermeyeceksin Selçuk dedim. Selçuk bana, ben öyle bir şey söylemedim dedi. Ya dedim, kandırmamıza gerek yok. Niçin oy vermeyeceksin? Selçuk arkaya baktı. Arka çok kalabalıktı. Çünkü hani orada oy vermeyeceğim demek de heriflik işi. Ben herkese, ilçe başkanımız Ümit Bey'i falan rica ettim. Dışarı çıktılar, kapıyı kapattım. Selçuk, niçin oy vermeyeceksin dedim. Dedi ki ben AK Partiliyim. Bütün oylarımı da AK Parti'ye verdim. Ve ben AK Parti'nin bu ülkeyi yaptıklarını biliyorum. Ama siz çok kibirlendiniz. Çok bize tepeden bakıyorsunuz. Biraz burnu sürsün istiyorum dedi. Onun için oy vermeyeceğim dedi.
Ben Selçuk'a dedim ki, Sivas'ın bir ilçesinden bir kardeşimiz, küçük de bir esnaf. Selçuk, koalisyon mu istiyorsun dedim. Hayır dedi. Koalisyon istemiyorum. Onun bu ülkeye ne getirdiğini bilen adamı. Ama böyle dedi, bıçak sırtı gibi olasınız inşallah dedi. Bizim bir kıymetimizi anlayasınız dedi. 20 dakika arkadaşlar Selçuk'la sohbet ettim. İkna ettiğimi, tamam vereceğini söyledi. Ama dışarı çıktığımda ben hala mutmain değildim. Ve 7 Haziran'da millet bize tekebbürden dolayı, kibirden dolayı, tepeden bakmadan dolayı bize bir ayar verdi. Şimdi 1 Kasım'la ilgili yaklaşık 6 ay sonra 1 Kasım seçimlerine gittik. Bir hatıramı da Tuzla'dan söylemek istiyorum. Sayın Başbakanım, Tuzla'da Nuh Sanayi Sitesi'ne girdik. Zatenlerinizin de çok iyi bildiği bir yer. Tersaneler bölgesinde. Hollanda'ya kanal tekneleri yapan bir yerdi. Girdik. İkinci esnaf çok bir muzip gülüşle bizi karşıladı. İlçe Başkanımız Sabahattin Bey ve ilçe yönetimler arkadaşlarımız var. Esnaf ziyareti yapıyoruz. Dedim ki abi hayırdır ne var? Dedi ki Erol Bey hem üzüntülüyüz hem çok sevinçliyiz dedi. Dedim ki tabi siyasetçiniz önce üzüntüyü sormak lazım. Niye üzüntülüsün abi dedim. Dedi ki Erol Bey 7 Haziran seçimleri bu ülkeye çok şey kaybettirdi. Bu koalisyon tartışmaları 2016'nın ilk 6 yılda gitmiştir dedi. Bunu biliyoruz dedi. Şurada gördüğünüz Nuh Sanayi Sitesi'nde esnafın en iyisi %30, %10 ile %15'te çalışan tersanelerimiz vardı. Peki abi niye memnunsun, çok sevinçsin, niye gülüyorsun dedim. Elhamdülillah kuzu gibi olmuşsunuz dedi. Bak şimdi biz siz böyle istiyoruz. İşte dedi biz bunu istiyoruz sizden dedi. Ve döndü. Ve döndü. Şunu söyledi. Şimdi dedi hiç endişe etmeyin. Hiç endişe etmeyin. Biz size oy vereceğiz ama sakın bu halinizi kaybetmeyin dedi. Değerli arkadaşlar, bir başkasına aynalar başkasına tutulmak için inşa edilmedi, icat edilmedi. Aynalar kendimize tutmak için icat edildi. Biz yerel yönetimler olarak genel oyların hep altında kaldık. Bunu biliyoruz. En son 2014'te %42 aldık. Şimdi gelin. Hizmet önemli. Ama yeterli değil. Gönle girmesini başarmamız lazım. Ve Sayın Başbakan'ın huzurunda 884 belediye başkanı %50 artı 1'in üzerine çıkmayı Sayın Başbakan'ım ben onlar adına söz veriyorum. İnşallah Rabbim bunu gerçekleşmeyi nasip eylesin. Ben tekrar zatenlerinize, bütün bakanlarımıza ve genel başkan yardımcılarımıza ve bütün belediye başkanımıza teşekkür ediyorum. Saygılar sunuyorum efendim. Sayın Genel Başkan Yardımcımıza konuşmalarından dolayı teşekkürlerimizi sunuyoruz. Saygıdeğer misafirler, değerli konuklar, belediye başkanları istişare ve değerlendirme toplantımızı katılımlarıyla onurlandıran, kalkınan, büyüyen, gelişen, güçlü Türkiye'nin güçlü başbakanı, Başbakanımız Sayın Binali Yıldırım'ın konuşmalarını yapmak üzere kürsüye teşriflerini arz ediyorum. Yol arkadaşlarım, değerli belediye başkanlarımız, hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bugün 6.sını düzenlediğimiz istişare ve değerlendirme toplantımızın hayırlara vesile olmasını diliyorum. Burada siz değerli yol arkadaşlarımla, AK Parti'nin AK kadrolarıyla bir arada olmaktan büyük bir bahtiyarlık duyuyorum. Bugün 81 ilimizde AK kadrolar olarak elhamdülillah biz varız. 7 bölgede biz varız. 780 bin kilometre kare vatan toprağının her bir karışında varız ve hizmet götürüyoruz. 80 milyon vatandaşımızın derdiyle dertleniyoruz, sorunlarına çözüm üretiyoruz. Ancak
AK Parti dışında bu ülkenin her bir vatandaşının hukukunu aynı samimiyetle savunan ne yazık ki başka siyasi bir hareket yok. AK Parti'den başka Türkiye'yi kucaklayan, ülkenin her köşesindeki vatandaşlarımızla hemhal olan, onlarla gönül bağı kuran belediye başkanları çok fazla yok. 15 yıldır iftihar tablomuz yerel yönetimlerde bunun en açık göstergesidir. AK Partili belediye başkanlarımız 30 büyükşehir belediyesinin 18'inde, geriye kalan 51 il belediyesinin 30'unda halka hizmet, hakka hizmet şiarıyla çalışıyor, üretiyor, şehirlerindeki hemşehrilerine hizmet ediyor. Yine 921 ilçenin 589'u, 395 beldenin 247'sinde işin ehli belediye başkanlarımız görev başında. Toplamda 1397 belediyenin 884'ü AK Parti'nin belediye başkanları tarafından yönetiliyor. Bu güzel bir tablo ama ben inanıyorum ve güveniyorum ki önümüzdeki seçimlerde bu tabloyu daha da zenginleştireceğiz, daha da büyüteceğiz. Daha çok işler gerçekleştireceğimiz büyük hedefler Türkiye'nin geleceği için dev projelerimiz var. İnşallah önümüzdeki 2019 yerel seçimlerde Türkiye'nin gelecek 10 yılına hükmedecek değişimin, dönüşümün büyük şehirlerde, illerde, ilçelerde, beldelerde AK Parti belediyeciliğinin değişen ve gelişen tecrübesiyle, vizyonuyla yeni hamleleri hep birlikte gerçekleştireceğiz. Tabii bunun için daha çok çalışacağız. Daha fazla akıl teri dökeceğiz, alın teri dökeceğiz. Büyük bir şairin ifadesiyle devler gibi eserler bırakmak için karıncalar gibi çalışacağız. Değerli yol arkadaşlarım, bir şehrin bütün kurumlarıyla ayakta olmadığı yerde ortak hayat alanı da yoktur. Şehirli olmak, sadece bir şehirde yaşamak, şehrin bir sakini olmak demek değil. O şehrin kültürüne de, yaşamına da ortak olmak demektir. Şehirli olduğunuzda o şehre ait olursunuz. Şehirler insanlara, insanlar şehirlere kimliklerini kazandırır. Şehir aidiyetini gerçekleştirecek olan en başta gelen kişi, sima o şehrin belediye başkanıdır. Şehir derken sadece il merkezlerini düşünmeyin. İlçelerde, beldelerde de aynı aidiyeti tesis öncelikle sizin görevinizdir. Eskiden belediye başkanlarına şehri emini denir. Neden? Şehrin emanet edildiği emin kişi. Maalesef ki vatandaşlarımızın teveccühüyle belediye başkanlığı makamına geldiği halde zaman içerisinde bu sıfatı hak edemeyenler olduğunu gördük. Millete hizmet için kendisine emanet edilen belediye imkanlarını ve sorumluluğu terör örgütlerinin
lojistik faaliyetine ayırdılar. Doğu ve Güneydoğu için yıkım olan çukur olaylarına zemin hazırladılar. Belediyelere ait araç gereçler, iş makineleri, yöre halkının can güvenliğine ve huzuruna kastedecek yollarda kullanıldı. Vatandaşın parasını vatandaşa hizmet için değil, teröristlerin faaliyetlerini daha da azgınca arttırmaları için hasrettiler. Hukuku, barışı rafa kaldırmaya yeltendiler. Bakın değerli arkadaşlar, kayyum atanan 101 belediyenin bugüne kadar yapılan yatırım tutarı 1.3 milyar lira. Kardeş belediyelerden aktarılan kaynak 305 milyon lira. 1.5 milyar liradan bahsediyoruz. Eğer bu belediyelere el konmasaydı bu para terör örgütüne aktarılacak. Hesap bu kadar basit. Şimdi Allah'a şükür bir kuruşu dahi bu kaynağın terör örgütüne gitmiyor. Şehirlerin, ilçelerin, beldelerin imarı için, güzelleşmesi için harcanıyor. Batman'da, Cizre'de çocuklarımız taş atmıyor. Top sahalarında oyun oynuyorlar. Parklarda, bahçelerde geziniyorlar. Kütüphanelerde kitap okuyorlar. Gelecek için ümitleri yeşerdi. Gelecek için çalışıyorlar. Doğu ve Güneydoğu'daki kardeşlerimizi baskıyla, tehditle maalesef sindirmeye çalıştılar ama başarılı olamadılar. Asla da başarılı olamayacaklar. Ne yazık ki hala teröre destek verme alışkanlığının devam ettiğini görüyoruz. Neymiş efendim? Silahlı, insansız hava araçlarına karşılarmış. Niye karşısınız? Vatandaşın hayatına kasteden, medeniyet, yol medeniyettir diye yol yaparken, alçakça öldürülen o işçiler varken sesi çıkmayanlar, korucuya, polise, askere, jandarmaya gözünü kırpmadan silah doğrultan alçakları teknolojinin verdiği imkanlarla bertaraf ederken neye karşı çıkıyorsunuz? Siz bu lafları edeceğinize önce adalet diye yürüdüğünüz yollarda kimin koluna girdiğinize bakın da ondan sonra konuşun. Bu iftiraları sorumsuzca seslendirenlere yazıklar olsun. Bu ülkede yaşayıp, bu devletin parasıyla geçinip, utanmadan, sıkılmadan hala bunları söyleyebiliyorlar. Buradan soruyorum. Önünüzde iki yol var. Bugün yalanla, dolanla devlete, güvenlik güçlerine çamur atmaya çalışıp teröre açıktan destek veriyorsunuz. Peki, yarın o istemek için vatandaşın önüne gittiğinizde bu milletin yüzüne nasıl bakacaksınız? Değerli kardeşlerim, hamdolsun terör örgütlerinin yuvası haline gelmiş belediyeler artık bir bir temizlendi. Belediyecilik konusunda büyük sıkıntılar yaşayan illerimize hızla hizmet gidiyor. Vatandaşlarımızdan muazzam destek alıyoruz, geri dönüşler alıyoruz. Bu süreçte diğer bölgelerdeki belediyelerimiz de
tecrübelerini, imkanlarını kardeş seçtikleri bölgedeki belediyelerimizle paylaştılar. Az önce söyledim. 305 milyon lira doğrudan yatırım yapılmış bu belediyelere. Bazı belediyelerimizin 8 tane, 10 tane kardeş belediyesi var. Bu noktada AK Parti olarak kardeş belediye uygulamasını büyük bir başarıyla sürdürüyoruz. Değerli kardeşlerim, evet, Doğu ve Güneydoğu'da 45 belediyemiz, yani batı taraftaki 45 belediyemiz, bu bölgedeki 101 belediyemizle kardeş belediye ilişkisi kurdular. Bunun için yasal zorluklar vardı. Bildiğiniz gibi bir KHK ile buradaki zorluğu da ortadan kaldırdık. Dolayısıyla herhangi bir belediyemiz bölgedeki belediye ile istediği şekilde çalışabilir. Oraya kaynak aktarabilir, oraya gidip iş yapabilir, danışmanlık hizmeti verebilir, parasal destek verebilir, alet, edevat, her türlü imkanı onların yararlanmasına ayırabilir. Bütün bu süreç içerisinde Doğu, Batı, Güney, Kuzey kaynaşmasını gerçekleştiren ve bu konuda hiçbir fedakarlıktan kaçınmayan belediyelerimize milletim adına şükranlarımı sunuyorum. Sağ olun, var olun. Dayanışmayı, kardeşliği sözde değil, bizzat çalışmayla, hizmetle gösterdiniz. Değerli kardeşlerim, biz belediyeciliğin ne olduğunu liderimiz Recep Tayyip Erdoğan'dan öğrendik. 1994 bitmiş, tükenmiş umutlar adeta sona ermiş. Çöp dağlarından görünmeyen, toplu taşımadan mahrum, trafiği keşmekeş, suları akmayan, havası zehir kokan bir İstanbul'da 1994'te Sayın Cumhurbaşkanımız belediye başkanı oldu. Ankara'daki kötürüm siyasete rağmen adeta Fatih'in gemileri karadan yürüttüğü bir başarı benzerini İstanbul'da hayata geçirdik, bir destan yazdı. O dönemde Cumhurbaşkanımızın ekibi içerisinde yer almak ve bu değişim dönüşümün bir parçası olmaktan da büyük gurur duyuyorum. Ne sukuzuzluk kaldı, ne çöp dağları kaldı. Haliç'in halini düşünün. Geçerken burnunuzun direği düşer. Burnunuzu tutmak zorunda kalırdınız. Müşkül müşkül kokar. Ama Allah'a şükür şimdi Haliç'te böyle bir koku yok. İstanbul sevdası, İstanbul'un makus tarihini değiştirdi. Bugün İstanbul, Londra, Paris, Moskova ile Avrupa'nın dört büyük şehri arasında yer alıyor. En çok gelişmeyi, değişimi gösteren bir dünya şehrinden bahsediyoruz. Bu işleri bütün sadece İstanbul için yapmadık. İstanbul aslında Türkiye'nin değişim ve dönüşümünün kapısını aralar. İstanbul'daki yerel yönetim başarısı Türkiye'nin genelinde AK Parti destanının yazılması için bir vesile oldu. 15 yıldır liderimiz Recep Tayyip Erdoğan ve onun yol arkadaşları olarak ülkemizin
en ücra köşesine kadar hizmet götürüyoruz. Mardin'de Kızıltepe, Dargeçit, Ömerli, Midyat'a suyu biz götürdük. Şırnak, İdil, Silopi'ye suyu yine biz verdik. Hakkari, Şemdinli içme suyu ihtiyaçlarını biz karşılıyoruz. Elektriğin, yolun, medeniyetin ulaşmadığı hiçbir yer bırakmadı. Sosyal yardımlarla, sosyal belediyecilikle bütün ihtiyaç sahiplerinin ayağına hizmet götürdü. Bir yandan vatandaşlarımıza hizmet verirken, diğer yandan da çevreyi güzelleştirmeyi, tabiatı korumayı da ihmal etmedi. Katı atık düzenli depolama tesisleriyle, arıtma sistemleriyle 50 milyonun üzerinde vatandaşımıza hizmet sunuyoruz. Aynı şekilde atık su arıtma hizmeti kullanan nüfus bugün %35'ten %81'e çıkmıştır. Kentsel dönüşüm hamlesiyle bugüne kadar 1 milyon 200 bin konut yaptık, hak sahiplerine teslim ettik. Çukur siyasetiyle yerle bir olan, tarumar olan bütün bu bölgelerde yeniden inşa faaliyetlerimize hemen başladık. Bir kısmını tamamladık, bir kısmını da tamamlamak üzere süratle çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Değerli kardeşlerim, Türkiye'nin önünde büyük fırsatlar var. Büyük de risklerimiz var. Riskler aynı zamanda fırsat için açılan bir penceredir. Eğer bu riskleri iyi yönetirsek, az hata yaparsak Türkiye'nin önü açıktır ve inşallah bu noktada bizi güzel bir gelecek beklemektedir. Şimdi sözlerimi tamamlamadan önce sizle birkaç istatistik bilgi var. Bunları paylaşmak istiyorum. Belediyelerle ilgili yılbaşından bugüne kadar Başbakanlığa 103.295 tane başvuru var. BİMER'e. Bu başvuruların bir analizini yaptırdım. %73'ü şikayet arkadaşlar. Ha burada AK Parti, CHP, MHP ayrımı yok. Bütün belediyelerden bahsediyor. %73'ü şikayet. Geriye kalanı da görüş, öneri, istek. Bu size bir şey anlatması lazım. Biz bu tabloyu tersine çevirmemiz lazım. Memnuniyetsizliklerin de sıralaması var burada. Bunlar 5 üzerinden puanlama yapılmış. Yeşille gördüğünüz en fazla memnun olunan şey. 3 tane konu var memnuniyete. Mezarlık hizmetleri. En memnun olduğu iş vatandaş. Demek ki vatandaş gidince belediye bir tane adam eksildi diye mi düşünüyor? Nedir anlamadım. Yani bu hizmet çok insani bir hizmet. Burada başarılı olmak güzel bir şey. Ama bununla sınırlı olmaması lazım. İkinci, nikah işlemleri. Bu da güzel. Bundan da memnuniyet çok iyi. Ama asıl yoğunlaşmamız gereken bu tablonun alt kısmıdır. Alt kısmına geldiğimiz zaman değerli arkadaşlar, yol bakımı, yol yapımı, altyapı hizmetleri, zabıta işleri, taşımacılık, toplu taşımacılık, iş yeri ruhsatları, ve böyle gidiyor. Hatta vatandaşın işlerinin belediyelerde
yavaş gittiğini, sonuçlandırılamadığını, muhatap bulmakta zorlandıklarını söylüyor vatandaşlar. Şimdi bu durumu değiştirmek bizim elimizde arkadaşlar. Biz geçmişte bunu başardık. Bugünlere gelişimizin arkasında bu başarı var. Şimdi artık zaman kendimizi yenileme, geleceğe yeni heyecanla, yeni projelerle, yeni hedeflerle bakma zamanıdır. Bu kadro bunu yapar mı? Yapar. Geçmişte başardı, gelecekte daha fazlasını yaparsın. Size inanıyoruz, size güveniyoruz. Şimdi eğer kabul ederseniz size birkaç da öğüdüm var. Bundan sonrası için. Değerli arkadaşlarım, belediyeler bizim vatandaşa bakan yüzümüz, aynamız gibi. Bu sebepten hizmetlerden vatandaşın memnun olması, belediye başkanlarının çalışmasını beğenmesi vatandaşın, iktidar partisinin ülke genelindeki başarısını da getirir. Hep böyle oldu. Sıkça yapılan imar değişiklikleriyle şehrin, ilçenin, beldenin ortak geleceği olan, ortak kullanımında olan sosyal alanlar, kültür alanlarını, yeşil alanlarını, ortak yaşam alanlarını yok etmeyelim. Bir takım insanların daha fazla iştahı için, daha fazla kazanması için bütün şehrin nefes alanlarını, ortak alanlarını, yaşam alanlarını yok etmeyelim. Yani belediyelerdeki en fazla işlem gören iş, imar değişikliği işi olmamalı. En az işlem gören dosyalar bunlar olmalı. Geleceğin belediyeciliği burada arkadaşlar. Radikal, çok ama çok önemli bir değişikliği sadece meclisten aldığınız yetki veya meclis kararıyla değil, yönettiğiniz ilin, ilçenin, beldenin ahalisiyle mutlaka istişare yaparak verin. Gelişmiş ülkelerde, gelişmiş demokrasilerde hep bu yöntem uygulanır. Ben 2 sene İsveç'te kaldım. Orada bir il belediyesi bana dert yandı. Dedi ki, ya 3 dönemdir belediye başkanıyım. Birisi çıksa da bu işi elimden alsın. Dedim, ne güzel ya, belediye başkanlığı niye bırakıyorsun? Niye bırakmayayım kardeşim dedi ya. Bir otobüs durağı koyacağım bir yere. 3 ay anket yapıyor. Durağın şekli, yeri, sandıklar kuruyoruz. Millet orada oyluyor. Sonunda bunu beğenmedik, koyma diyorlar, koyamıyorum. Orada öyle belediyecilik var. Bizde ne var? Siz biliyorsunuz. Bizde belediyecilik iyi, yetkiler iyi. Ama o yetkileri düzgün kullanmak lazım. Şehri abat etmek için, berbat etmek için değil. Buna lütfen dikkat edin arkadaşlar. Ben bunu herkese söylüyorum. AK Parti'ye, CHP'ye, MHP'ye, belediye başkanı kim varsa, burada AK Parti diye bir ayrım yapmıyorum. Bu ülkenin geleceği. Bütün belediye başkanlarının görevi, ülkenin geleceğinde sorumluluk almaktır. Vatandaşın işini zorlaştırmayın, bilakis kolaylaştırın. Görevinizi ifa ederken
hizmetleri yerine getirirken asıl patronun sizi seçen hemşerileriniz olduğunu unutmayın. Vatandaşa rağmen iş yapma. Yoluna gitmeyin, vatandaşla inatlaşmayın. Tabii bu hassasiyet vatandaşın da yasa dışı bir talebi karşısında müsamahakar davranmayı gerektirmez. Bunu da not edelim. Sorunların üzerine gidin. Lütfen sorunları torunlara havale etmeyin. Gelecek seçimleri değil, gelecek nesilleri düşünerek karar verin. Değerli arkadaşlar, düşünün. Biliyorsunuz, ihtiyaçlar sınırsız, kaynaklar sınırlı. Burada asıl marifet, sınırlı kaynaklarla sınırsız ihtiyaçları nasıl organize edeceğiz? Burada da öncelik önemli. Önceliklerimizi doğru belirleyelim. En son lazım olan işi en önce yapmayalım. En fazla sosyal fayda sağlayan işi en önce yapalım. En acil ihtiyaç olanı en önce yapalım. Burada da öncelik belirlemekle kaynakları etkin kullanabiliriz. Bir de sadece Ankara'dan gelecek kaynaklara göre değil, yerelde kaynak geliştirmeye de kafa yok. Nihayet Türkiye'nin bütçesi belli. Vergilerden toplanan paralar, arzi gelirler, yetmedi alınan borçlar. Borcun da bir yere kadar geçerliliği var. O bakımdan mutlaka yerelde de kaynak üretmeye kafa yormamız lazım. Kaynakları kullanırken adeta kılı kırk yaran, lüksten, gösterişten, ısraftan lütfen uzak duralım arkadaşlar. Kibirlenme, böbürlenme yok. Tevazu en büyük meziyettir. Tevazudan vazgeçmeyelim. Sadece yol yapmayın, gönüllere de yol yapın. Gönüllere yol yapamazsanız, yaptığınız işler sizi geleceğe taşımaz. Örnekleri var, isim vermiyorum. İki tane belediyemiz en fazla iş yaptı. Ama seçimler geldi, kaybetti. En başarılı belediye başkanlarımızdı. Demek ki hizmet şarttır ama yeterli değildir. Yeterli olması için gönüllere de hizmet etmemiz lazım, gönüllere girmemiz lazım. Görev süresince halkın içinden geldiğinizi ve döneceğiniz yerin yine orası olacağını asla aklınızdan çıkarmayın. İnsanlarla ilişkilerinizde her zaman karşınızdakini bir belediye başkanı olarak düşünün. Empati yapın, kararlarınızı ona göre verin. Unutmayın, niyet bozulunca bereket yok olur. Makamlar gelip geçicidir ama insanlık bakidir. Biz AK Parti olarak eserlerimizle hep övündük, hep milletin önünde olduk. Her yaptığımızın hesabını hem halka verdik, hem hakka verdik. Bir günü diğer günüyle aynı olmayan bir anlayışla hizmet ettik. Tek bir muradımız hakkın ve halkın rızasını kazanmak oldu. Siyasetteki şiarımız devleti millete ait hale getirmek. Bizim siyasetimizin esası demokrasi oldu.
Hukuk oldu, adalet oldu. Yeryüzünün bütün mazlumları için Türkiye'nin ne anlama geldiğini bu salonda herkes bilir. Avrupa için, Batı için ne anlam ifade ettiğimizi hepiniz iyi biliyorsunuz. Biz hem İslam dünyasının hem de Avrupa'nın ayrılmaz bir parçasıyız. Bugüne kadar ülkemiz için yaptıklarımızla asla yetinmedik, bundan sonra da yetinmeyeceğiz. 2019'a giderken çıtayı daha da yukarı çıkardık. Biliyorsunuz Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin ilk tecrübesi 2019'da yapılacak. İktidar olmak için %50 artı bir oya ihtiyacımız var. Merkezi yönetimde çıta yükselince der demez yerel yönetimlerde de çıta yükselmiş oluyor. %50 artı bire mecburiyet yok ama merkezi idarede iktidar olmayı kolaylaştırmak için oranların yükselmesi lazım. O bakımdan sizlere, belediye başkanlarımıza kalan süre içerisinde çok fazla iş düşüyor, çok fazla sorumluluk düşüyor. Sizler siyasetimizin aynasısınız. İnşallah hep birlikte 16 Nisan'da kapısını araladığımız güçlü Türkiye'yi 2019'da taçlandırmış olacağız. Ülkeyi bir kez daha aşağı kaldıracağız. Muhteşem bir birikimle liderimiz, genel başkanımız Recep Tayyip Erdoğan'la yolumuza, geleceğe daha güçlü adımlarla yürüyeceğiz inşallah. Ne büyük mücadelelerle bugüne geldiğimizi bu salonda bulunan hemen hemen herkes çok iyi bilir. Türkiye'nin kazanımları asla tesadüfü değildir. Başarı bir gayretin, bir çalışmanın ürünüdür. Bu ülkenin geldiği noktada bir adım gitmesine asla ve asla gönlümüz razı olmaz. Geri yok. Sürekli ileri. İleriye kararlı bir şekilde 2023, 2053 ve 2071 hedeflerine, vizyonlarına doğru güzel bir şekilde hazırlıklarımızı yapacağız. Davamızda, yol arkadaşlığımızda liderimize ve AK Parti hareketine olan bağlılığımız da inşallah bundan böyle artarak devam edecek. Her arkadaşımın bu şuura fazlasıyla sahip olduğunu, şehirlerimizin, ilçelerimizin, beldelerimizin emin ellerde olduğunu biliyoruz. Türkiye'ye 15 yılda çok büyük başarılar kazandıran AK kadrolar, şimdi artık geleceği inşa etmek üzere heyecanla bekliyorlar. Bu duygu ve düşüncelerimde sözlerimi tamamlarken istişare toplantısının tertip eden Genel Başkan Yardımcımız, Genel Yönetimler Başkanımız ve bütün arkadaşlara teşekkür ediyorum. Yurdun her bir köşesinden bu önemli değerlendirme toplantısına gelen siz belediye başkanlarımıza ayrıca şükranlarımı sunuyorum. Dönüşünüzde lütfen illerinizdeki, ilçelerinizdeki, beldelerinizdeki hemşehrilerinize, vatandaşlarımıza Ankara'dan bol bol selamlarımızı iletin. Hepinizi Allah'a emanet ediyorum. Allah yar ve yardımcımız olsun. Sağ olun, var olun değerli kardeşlerim.
Sayın Genel Başkan Vekilimize, Başbakanımıza konuşmalarından dolayı teşekkür ederim.
Elinizi almanızı önemli rica ediyor. Teşekkür ediyoruz. Değerli konuklar, konuşmalarını yapmak üzere İçişleri Bakanımız Sayın Süleyman Soylu'nun kürsüyü teşriflerini arz ediyorum.